Merhabalar sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere günümüz hastalıklarında refleksoloji terapiden bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi refleksoloji uzmanı klinik refleksolog Bilal Yalçınel bizlerle olacak. Öncelikle hoş geldiniz Bilal Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk ve ekibinizle geldiğinizi de görüyoruz. Sizler de hoş geldiniz aramıza. Evet Bilal Hocam, hemen şunu sormak istiyorum. Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Bilal Yalçıner kimdir? Tabii ki Bilal Yalçıner kimdir? Yayına başlamadan önce bizleri izleyen, dinleyen, daha sonrasında izleyecek ve dinleyecek herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Bilal Yalçıner, Refleks Akademi Refleksoloji Merkezi kurucusuyum. Aynı zamanda Refleksoloji İhtisas Uygulama Dernek Başkanı ve Aral Üniversitesi Fizyoterapi Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisiyim. Amerika, Kaliforniya Üniversitesi Doğal Terapi ve Tedaviler alanında doktora çalışmam, Vasilevski'de master yüksek lisans çalışmam ve Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Terapi mezuniyetim var. Çok güzel. Ve belli şubeleriniz de var gördüğünüz kadarıyla. Birçok şubeniz var. İzmit Genel Merkez başta olmak üzere Kocaeli, Pendik, Düzce, Gebze. Nasipse yakın zamanda Adapazarı ve diğer şubelerle yine halkımızın hizmetinde olacağız. Evet, çok teşekkür ederiz. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Refleksoloji nedir? Refleksoloji, vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmasını ortaya çıkarmaya, varsa çalışmayan kısımlar onları tekrardan aktive etmeye yarayan modern tıbbın yardımcı alanlarından, yani tamamlayıcı tıbbın önemli unsurlarından bir tanesidir. Peki Türkiye'de ve dünyada önemi nedir Bilal Bey? Belli bir eğitim alınması gerekiyor sizin de bahsettiğiniz gibi az önce. Tabii. Şimdi sadece refleksoloji ile alakalı değil biliyorsunuz. Kameraman arkadaşımız için de eğitim lazım. Evet. Yemek yapan hanımefendi için de lazım. Soran siz için de eğitim lazım. Şimdi eğitim çok önemli ama eğitim derken insanlar kendi kendilerine eğitim alamıyor. Bahsetmiyoruz evet. Gidecekler, eğitim alacaklar, öğrenecekler, öyle yapacaklar. Buradan da mütevellit çıktığımız her programda hemen hemen anlatıyoruz. Buradan da anlatalım. Refleksoloji başlı başına bir tedavi değil. Evet. Refleksoloji modern tıbba yardımcı. Yardımcı demek ne demek? Dünya Sağlık Örgütü'nün de kabul ettiği complementary medicine. Yani tamamlayıcı tıbbın unsurlarından bir tanesi. Evet. Tamamlayıcı tıp dediğimiz ne? Başlı başına tedaviler içermeyen, hastalıklara kombin bir çalışma, bir multidisipliner alanın içerisinde olan bir alan. Peki nasıl bir kombin içerisinde yer almalıdır? Tabii ki. Şimdi refleksoloji özellikle biz nörolojik rahatsızlığı bulunan insanlar ve yani omurilik rahatsızlığı bulunan insanlar ile psikofizyolojik, nörolojik rahatsızlığı olan insanlarda refleksoloji çok başarılı. Evet. Ama nasıl başarılı? Modern tıptan destek alarak veya daha öncesinde de oranın teşhisiyle biz hasta bakıyoruz. Hastamız demiyoruz. Evet. Biz hasta olan bireylerle çalıştığımız için hastalar diyoruz. Çünkü biz merkez olarak buradan söyleyelim. Bir seferde, iki seferde hizmet veren bir merkez değiliz. Bize geldiğiniz zaman ayda en az 8 defa gelme mecburiyetiniz var. Biz ona göre programlar uyguluyoruz. Vücut ona göre bize cevap veriyor. Refleksoloji, el ve ayak tabanı, yüzeyi, çevresi, iç ve dış kısımlardaki varlığı bilimsel olarak kabul edilen. Refleksolojinin kökeni Çin'dir. Çin tıbbına göre de çi enerji noktalarının el ve ayak tabanı, biraz da kulaklara da katabiliriz, kısımlarını aktive ederek oradaki sinirleri, kılcalları harekete geçirerek vücuttaki ne diyelim tedavi edici unsurları harekete geçirmek. Herkese uygulanamıyor. Niye uygulanamıyor? Evet. Bunun uygulanma amaç ve prensipleri var. Evet. Ne diyelim? Aslında mükemmel bir soru sordunuz. Bunu biz genelde çıktığımız zamanlar bizler hep çıkıyoruz. Refleksoloji nedir? Şudur budur. Artık insanlar refleksolojiyi biliyor. Kim biliyor? Modern tıptan tam istediği verimi alamayanlar. Herhangi bir ümidi kalmayanlar. Bununla alakalı artık bir beklentisi olmayanlar, tamamlayıcı tıp. Bizle birlikte 3-4 tane daha sıkça ismini duyduğunuz alan var. Ama nedir? Refleksoloji, biraz önce de dedik, yani vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizması dedik. Evet. Bu mekanizmanın... Fakat siz bunları harekete geçiriyorsunuz tabii, bir anlamda da. Tabii, çalışarak. Şimdi arkadaşımızla da, uygulamalarda da şu an var, görülebilir. Bizim yaptığımız uygulama bunu devreye sokmayı amaçlamak. Evet. Biz bunu yapmıyoruz. Yani refleksoloji tek başına şunu yapar, tek başına bunu yapar. Kim bana inanıyor? Dedik ya, hiçbir beklentisi olmayan. Olmayan. Tek seansta şunu düzeltiyorum. Evet. Ama yok, halkımız çok kabahatli.
Geçen bir programda katıldım, söyledim, gene söyleyeyim. Evet. Bir fotoğraf var, diyor ki gerçekler satılan yer, önü bomboş. Yan tarafta yalanlar, kuyruğun sonu belli değil. Doğru söylüyorsunuz, evet. Peki siz bu tepenin arkasını görmeden nasıl insanlara tarih ve izahat veriyorsunuz? Halkımız işte bu yüzden. Geliyor mesela Bilal Hocam, ben bilmiyordum falan filan. Bakın diyorum. Bu böyleyken böyle. Eğitim dedik biraz önce. Ben biraz kendimi eksik anlattım. Amerika'da 3 farklı eyalet, İngiltere'de 2 farklı okul. Belçika, İspanya, Almanya'da bilimsel çalışmalar. Fransa, İsrail ve Çin'de de benim birebir çalışmalarım var. Evet, Avrupa'da bilimsel sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da aslında. Tabii. Evet. Şimdi buradan bizim kastımız şu. Yoldan geçen bir tanesi ben yapıyorum. Yapabilir. Yapabilir. Herkes ben yapıyorum diyebiliyor. Diyebilir. Ama bir bakın ya, bir araştırın. Ha Bilal bu işin en iyisi, tek kompedanı bir tek ben yaparım. Bu da değil. Bir araştırın. Bakın ne oluyor? Gerçekten refleksolojiden fayda görecek hastalar var. Evet. Ama doğru ellerden, Bilal demiyorum, Refleks Akademi demiyorum. Ben her tarafa gidemem. Öyle bir amacım yok. Ha bu işi doğru düzgün yapan insanlar var. Araştırın. Geçen hafta eğitim almış. 3 gün sonra bakıyorum yanında bir tanesini almış. Eğitim veriyorum. Geçen hafta bizden veya bir başka arkadaşımızdan yanımızda kursiyer. 10 gün sonra bakıyoruz uzman. Eğitimini almak demek, bunun kompedanı olmak demek değil. Değildir, evet. Nedir? Senin bir 3 sene bir pratik yapman lazım ki sen bir yere gelesin. Sen insanlara bir şey uygulamadan, hastalıklarına yardımcı olmadan sen direkt bu işin masa arkasına geçiyorsun. Geç gene problem değil. Ama gerçek anlamda şunu söylüyorsun. Ama tedavi edilmiyor tabii bir şekilde. Edemiyorsunuz. Evet. Bu sefer ne diyor hasta? İşte atıyorum Bilal veya Ahmet Mehmet televizyona çıktı. Ya boş ver ya, bunlar ben aynı. Ben daha önce gitmiştim tabii. Ha. Peki aslında, bizim suçumuz evet. Ne? Doğru söylüyorsun. Yani bu biraz off record konuşmaları. Yani benim programlarım muhabbet havasında geçer. Evet. Niye? Ben şuyum, ben buyum. Dil. Bizim işimiz tamamlayıcı tıp alanıdır. Modern tıptan sonra veya beraber yürür. Oraya gitme, bana gel. O bilmez, ben bilirim. Ben bu işin uzmanıyım. Hı-hı. Geliyor bana, ben 3 yıllık buradayım, sizden çalışmak istiyorum. Refleksolojide kaç nokta var kardeşim? 250-300 tane var. Yani biz bütün kılcaları toplasak, el, ayak, kulak öyle bir şey falan yapıyor. Yani. Kaç adet tekniği var? Kaç adet bası uygulaması var? Bunları biz bu yöntem gerekiyor. Tabii biz bu yöntemle sitemize girsinler. Ben bugüne kadar çıktığım bütün televizyonların hiçbir tanesinde buradan 20 hasta alayım. Oradan Allah biliyor. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Öyle bir amacım yok. Ben topluma karşı aynı zamanda böyle bir danışmanlık. Hı hı. Doğrusunu anlatayım. İnsanlar mağdur olmasındayım. Yani benim buraya çıkış amacım o. Gamze Hanım çok iyi bilir. Ben çok böyle evet. Televizyonu, görüntüyü evet. Falan öyle. Sanatçı değilim ben. Hani 2 ayda bir, evet. 3 ayda bir, yaklaşık 1 yıldır da çıkmıyorduk. Hemen ben şunu da sormak evet. istiyorum Bilal Beyciğim. Peki en çok hangi hastalara uyguluyorsunuz? Biz en çok bel boyun fıtıkları, duruş evet, bozukluğu, yani önemli. Postür bozuklukları, felce bağlı rahatsızlıklar. Hı. Nedir bunlar? Mesane bozuklukları, yani dolaşım, sindirim ve boşaltım sistemi rahatsızlıklarında. Evet. Aynı zamanda felcin ana hasara uğrattığı kısımlar, medulla spinalis, yani omuriliğin hepsine çalışırız. Evet. Fel sonrası konuşma bozuklukları. Aynı zamanda eğer çocuk belli bir dönemi geçmemişse ve modern tıp destekli boy uzatma, gelişim, duruş bozukluğuna evet. katkı. Ama bir yere kadar. Modern tıbbın aldığı diyor. Niye modern tıp? Benim modern tıpla alakalı bir şeyim yok ki. Ama refleksoloji bu kadar etkinse, biz 3 seansta onu düzeltiyorsak, 5 seansta bunu düzeltiyorsak, evet. ameliyathaneler kapansın, cerrahlar bıraksın, hastaneler bitsin, bütün mahallelere refleksoloji açsın. Böyle bir şey yok. Evet. Biz süreyen hastalığı olan, özürlü, bozuklu, kronikleşmiş evet. ve engelli hı. insanlarla çalışırız. Bizim alanımız bu. Evet. Herkeste de aynı etkiyi göremiyoruz. Mesela siz geldiniz, siz bizden çok güzel fayda gördünüz. Ayşe, Fatma gel, ben gittim sen de düzelirsin. Yok. Evet. Veya siz geldiniz, düzelemediniz. Ayşe, Fatma gelecek. Ayşe, Fatma gitme, ben gittim hiçbir fayda göremedim. Tabii aslında bu duruma ne kadar geç kalınırsa da o kadar da aslında tedavinin etkisi olur. Tabii. Değil mi Bilal Bey? Bize erken gelecekler. Evet. Özellikle özürlü, engelli ve rehabilitasyonel çocuklar erken gelsin. Buradan gene teessüflerimi ve serzenişlerimi bildiriyorum. Hangi merkezimiz varsa yanında en az 3-4 tane rehabilitasyon merkezi var. Evet. Sadece bizim İzmit bu genel merkezimizde
Çevremizde 1000 öğrencisi olan 4-5 tane okul var. 1000. Bu 1000 tane öğrencinin en az 350-400'ü bizim çalışacağımız hasta grubu ve bizden fayda görecek hasta grubu. Çok güzel. Çok güzel de şimdi sonrasına bakalım. Evet. Bize hasta göndermiyor. Göndermiyor. Bize geliyor mesela atıyorum bir otistik veya bir spastik bir çocuk geliyor. Diyoruz ki siz X yere gidin beraber kombinleyelim, tamam. Bize göndermiyor. Biz gönderiyoruz. Siz gönderiyorsunuz, evet. Gönderdiğimiz geri gelmiyor, seansları bırakıyor. Ya bu nasıl iş arkadaş? Evet. Hani bu artık gerçekten rahatsız olduğumuz bir konu. Biz dernek olarak, çalışma olarak bütün bu çalışmaların içerisinde bunlarla uğraşıyoruz. Çalışmalarımızı takip ediyoruz. Uygulamalara bakıyoruz. Ama biz de artık şey oluyor yani, biz de insanız sonuçta. Evet. Şimdi ben buradan niye bu enerjiyle konuşuyorum? Şöyle yapabilirdim yani. Bu değil ki bizim alanımız, bu değil. Evet. Biz doğrusunu anlatalım. Çıkıp televizyonlara... En önemlisi de insanlara güven verebilmek. Güven vereceğiz. Evet. İnsanlara söylüyoruz, ben olayım, şu olsun. Bilal Yalçıner kendisine anlatıyor. Bir git bak kardeşim, bu adamın yeri var mı gerçekten? Ben buyum diyorum ama ben o muyum acaba? Evet. Bir gel bakayım, beni bir yerimde gör. Bir bak bakalım, böyle bir yer var mı? Böyle bir uygulama var mı? Ve sonucunda ben... nelerle karşılaşılıyor? Tabii, gel oradaki insanlarla bir konuş. Bir bakalım ne oluyor? Böyle. Peki sorumlulukları nelerdir bir refleksli o? Refleksolog, şimdi refleksologlar doktor değil. Değil, evet. Refleksologlar muayene, yani başlı başına teşhis yapamaz. Aynı zamanda refleksoloji merkezleri bir sağlık kabini değil. Enjeksiyon, pansuman, dikiş alma ve benzeri uygulamaları yapamaz. Evet. Bizim merkezlerimizde tansiyon aleti bile yok. Yoktur. Çünkü biz belli bir refleksoloji, mükemmel bir soru sordunuz, laf lafı açtı, konu konuyu açtı, geldik. Refleksolojinin yapılmadığı durumlar var. Kırıklarda, çıkıklarda, ateşli hastalıklarda, evet, bunu da belirtelim. Çok ağrılı hallerde, evet. Yeni operasyondan çıkmış insanlara, tam teşhisi konulmamış hastalıklarda, açık yaralarda, cilt rahatsızlıklarında biz refleksoloji yapmıyoruz. Hamileliklerde, evet, aynı zamanda yeni rahatsızlığa uğramış insanlarda bir tanesini arıyorlar. X bey veya X hanım, yoğun bakımda hastamız var, refleksoloji fayda görür mü? Tık altına... Allah'ın izniyle görür inşallah ya. Allah'tan sen önce bir kendin kork. Diyoruz ki akut dönemde refleksoloji yapılmaz. Akut dönem ne demek? İlk ameliyat, ilk hastalık, ilk çarpma, ilk yorgunluk, ilk ateş. Evet. Yani hasta bir kendisine gelecek. Yoğun bakımdaki insana Allah'ın izniyle fayda görür. Bu doğru bir yaklaşım değil. Buradan onları da kınıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Evet Bilal Bey. Bu arada şöyle ekibinizde uygulamalar yapıyor. Evet. Biraz onlardan da hemen bahsedelim dilerseniz. Şimdi Hülya Hanım el refleksolojisi uygulaması yapıyor. Refleksoloji ikiye ayrılır. El ve ayak refleksolojisi olarak genel anlamda da tıpsal refleksoloji ve rahatlama refleksolojisi. Evet. Şimdi kızımız... Aslında herhangi bir tedavide de kullanıyorsunuz bunu. Tabii canım. Çalışıyoruz. Evet. Çalışıyoruz. Refleksoloji ilmine göre, yani Bilal'e göre, Ahmet'e göre, Ayşe'ye göre değil. Refleksoloji ilmine göre biz el ve ayak tabanlarında kılcal damarların yani sinirlerin yoğun olduğu bölgelere uygulama yaparak vücudu biraz önce de söylediğimiz gibi aktivite etme. Yani doğal ağrı kesici endorfinleri, hormonları, beyindeki iç salgı bezlerini, vücuttaki metabolik faaliyete belli bir seviyeye getirerek tedavisine yardımcı olmayı amaçlarız. Herkese anlatıyoruz. Mesela bu ışıkları yakıyorsunuz değil mi? Bunların bir düğmesi var. Evet. Bir yerden düğmenin yerini buluyorsunuz. Kablo varsa, elektrik varsa, mahallede de elektrik varsa yanıyor değil mi? Evet. Şimdi vücutta da düğme aslında kablo noktaları var. Evet. Bunlar da el ve ayak bölgesinde. El ve ayak bölgesine çalıştığımız zaman Hülya Hanım'ın yaptığı el refleksolojisi. Evet. Hülya Saatçı Hanım'ın. Esra Hanım'ın da yaptığı, Esra Mutin'in de yaptığı ayak refleksolojisi. Evet, buradan hemen, da, ondan da şöyle bir yakın görüntü tabii. alalım arkadaşlar. Şimdi biz sürekli ben, sürekli o, biz sürekli buralarda olmayacağız. Yeni arkadaşlarımız da gelsin. Ben özellikle isimlerini söylüyorum. Niye? Hep ben olur, bu değil. Ben kendi alanımda, kendi ekibimizdeki arkadaşlar başta olmak üzere bu işin doğru eğitimini alan, evet. Bana göre bir sağlık alanında çalışan, sağlıkçı demiyorum, sağlık ve özel eğitim alanında çalışan insanlarda
vicdan merhamet testi gelmeli. Evet. Sağlık alanında, özel eğitim alanında, rehabilitasyon alanında çalışan insanlar, vicdanlı, merhametli, çalışkan insanlar gelsin. Biz Erzurum'a gidemeyiz ama Erzurum'dan bir arkadaş gelsin, öğrensin, oradakilere yapsın. Evet. Biz Tekirdağ'a gidemeyiz, oradan biri gelsin. Ve siz eğitimler de veriyorsunuz zaten. Veriyoruz. Yani? Evet. Bu eğitimlerden amacımız da yani biz birebir bunu açalım. Diyoruz ki böyle böyle MEB onaylı mı? Ondan sonra iş garantisi var mı? Öyle bir anlatmışlar ki insanlara. Biz bu eğitimleri vereceğiz. Bir bakanlık... çok merkez var Bilal Bey. Tabii canım. Yani evet. Bakanlık eleman alacak, bize yapacak. Ya inanmayın arkadaşlar, yok böyle bir şey. Evet. Bakanlık sağlık mezunu olmayanı niye alsın? Gidiyoruz eğitim veriyoruz bazı insanlar. Buradan da söyleyelim. Yani 40 yaşını, 45 yaşını, 50 yaşını geçmiş, hayatta bir yere gelememiş bayları bayanları alıyoruz. Anlatıyoruz da anlatıyoruz. Tabii onlarda da hata var. İnanmak istiyor. Biz bu yöntemle o kadar faydalı çalışmalar yapıyoruz ki lütfen sitelerimize girin. Çalışmalarımızı takip edin. Bu çalışmaları takip ettikten sonra da gidin beni, onu, bunu, herkesi bir yerinde görün. Ne oluyor? Şimdi geliyor mesela Ayşe Hanım, hasta bir iyileştir. Ne diyorsan sana vereceğim. Ayşe Hanım'ın hangi bir psikolojide olduğunu bilmiyor. Bunu evet. Yapıp yapamayacağını da bilmiyor. Vicdan merhamet olayını da bilmiyor. Ayşe Hanım da diyor ki bir 6 ay çalışırız bunu, haftada 6 gün. Evet. Öyle çocuklar geliyor ki bize, biz haftada 2 gün alıyoruz. Yani 1,5-2 seans yapıyoruz. Çocuğa bir günde 4 seans uygulanmış. Evet. Ve şimdi sonucunu da alamamış hiçbir şekilde. Sonucunu alamamış. Biraz önceki konuya evet. dönüyorum. Ya refleksoloji, bak Bilal Yalçıner anlatıyor. Hadi canım, geçen birine gittim, o da aynı. Evet. Peki ya gerçekten refleksolojiyle iyileşeceksen? Peki ya gerçekten bu adamlar veya bu bayanlar bu işini gerçekten iyi yapıyorsa? Evet. Sen hem yalan söyledin, kul hakkına girdin ve yarın öbürsü günde biraz düşünmek lazım. Allah'ın adaletine, ben Rabbimizin adaletine çok inanırım. Evet. Biraz korkalım yani, çok korkmuyorsak da biraz korkalım. İyi olur. Evet, iyi o korku gelir. Olması gerekiyor zaten Bilal Bey. Bizim alanımızda evet. Çünkü niye? Ben biraz off record, refleksoloji paramedikal bir uygulama. Yani tıpsal tanımlarını da yapabilirim ama bizim hedef kitlemiz burada tutup biz rahatsızlığı, bozukluğu, özürlülüğü, engelliliği olan kronik hastalarla çalışıyoruz. Evet. Kimler kronik hasta? Kronik hastalar belli bir iş yükü olmayan, belli bir maddi gücü olmayan insanlar. Yani ben buradan onlara muhabbet havasından anlatma amacımın kastı bu. Evet. Yoksa refleksoloji L1, L2, L4 onlara da gireriz. Zamanımızı burada anatomi, kinesiyoloji, fizyoloji şov ve dersleriyle değil, gerçek anlamda halkımıza ne lazım? Adam veya hanımefendi 70 yaşında, 50 senedir çalışıyor. Tam rahat edecekken felç olmuş. Tam rahat edecekken bel boyun fıtığına evet. rahatsızlanmış. Veya çocuğu olmuyor. 5,5 aylık, 6 aylık doğuyor. Şimdi sen bu insan mısın? Yok. Böyle çocuğun var mı? Yok. Böyle bir yakınım var mı? Yok. Sen anlayamazsın karşı tarafı. Evet, çok haklısınız Bilal Bey. Hasta geldiği zaman haftada 3 günden 12 seans 100 liradan, aha bir kişi daha, 1200 daha geldi. Hem maddi hem manevi açıdan da aslında yapma kötü bunu. Etkilenmiş oluyor. Pazarlamacı mısın? Git pazarlama evet. yap. Ayıp bir şey değil. Ha ne diyelim? Talibayı mısın? Git o işi yap. Çünkü bu alanın bu işi yok. Şimdi burada da bilmeyenler için söyleyeyim. Ben Sağlık Bakanlığı'nın mevzuat çalışmalarında da dernek ve şahsım olarak bakanlık tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından davet edilen ve bundan şeref ve onur duyan bir insanım. Biz orada da diğer kısımlarda da bizim amacımız burada bu değil. Evet. Refleks Akademi ismini söylemem serbest. Evet. Adres vermem serbest. Sabahtan beri hiç lafını ettim mi? Etmediniz. Etmedim. Ben soracaktım artık Bilal Bey size. Etmiyorum. Niye? Evet. Biz Allah rızası için insanlara doğruyu anlatalım. Ha, Allah rızası denildiği zaman da insan genelde bunu kullananlar böyle şey oluyor, eğitimini almamış. Bilal Bey bu olur mu? Allah'ın izniyle öyle değil. Evet. Bunun eğitimini alacaksın. Eğitim en önemli. Yeterliliklerini evet. yerine getireceksin. Ondan sonra Allah'a bırakacaksın. Sen yataktan kalkmadan Allah'a bırakıyorsun. Evet. Ya Rabbimizin adı haksa. Hak eşitlikse, hak ve eşitlik sonrası çalışanınsa başarı, sen nasıl beklersin? Güzel bir şey çok olur. Çok haklısınız, evet. evet. Bu arada ben hemen diğer arkadaşımızın evet. yapmış olduğu uygulamaya da yönelmek istiyorum. Şu an ayakla ilgili bir evet. uygulaması var. Alalım yakın çekim, ona evet. göre ben anlatayım. Şimdi, kızımız
beyin parmak dediğimiz baş parmaklarımız bizim beyin sinirlerimizin, beyin iç salgı bezlerimizin, aynı zamanda sinüs, göz, ses ve konuşma merkezinin geçtiği sinirlerdir. Şu an Caterpillar dediğimiz uygulama ile hem omurilik, oradan bakıldıkça televizyon yanıltıcı olabilir, aynı zamanda adrenalin bezleri, mide çalışıyor gibi olabilir. Kızımız direkt omuriliğe çalışıyor. Omurilik uygulamasıyla birlikte mide, pankreas, 12 parmak bağırsağı, şimdi tiroid, paratiroid, şimdi üst lenfler. Biz bunu çalışıyoruz. Evet. Tamam. Bu direkt harekete biz bastık, bu geçmiyor hemen. Yani biz bastık. Ne kadar belli bir süresi var mı Bilal Bey? Tabii. Evet. Haftalık en az 3 gün. 3 gün. Veya diyelim peki, ki herkes arkadan... aynı. Hayır. Geçerli mi? Değil. Herkes evet. de aynı etkiyi göstermez. Herkese aynı yoğunlukta yapılmaz. Kimisine haftada 2 gün. Buradan söyleyelim. Nasip olursa TGRT Euro. Niye Euro? Biz yakın zamanda Almanya'da ve Almanya'nın belli bölgelerinde hasta alıyoruz. Buradan da onlara Hakan Turan Bey aracılığıyla selam söyleyelim. Oraya da biz gidelim oradan 20 kişi daha 30 kişi buna gitmiyoruz. Evet. Oradan bize gelemeyen, bizden haberi olmayan ama hasta olan insanlara fayda sağlayalım diye. Evet. Bu faydadan bu çalışmaları yapalım diye gidiyoruz. Orada da Avrupa'nın belli peki, bölgelerinde hasta alacağız. Orada bir kliniğiniz, merkeziniz var mı? Anlaşmalı evet. olduğumuz bir sağlık merkezi evet. var. Gideceğiz oraya. Orada insanları alacağız. Gerekli yükümlülüklerimizi de yerine getirerek. Bacadan macadan değil. Evet. Gideceğiz insanlara. Ha, bakacağız. Gidiyoruz da zaten birkaç sefer gittik. Nasipse yakın zamanda Fransa'da, İngiltere'de ve bunları yaygınlaştıracağız. Evet. Bir anlatalım. Bir tanesi tutuyor, bir motor yapıyor. Nereden? Atıyorum Kolombiya'nın hangi ilçesinin hangi köyünden. Peki biz bunu o kadar anlatıyoruz da. Biz refleksiyolojiyle çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Evet. Lütfen bizden rahatsız olmayın. Biz de sizden rahatsız olmayalım. Problemi, rahatsızlığı olan insanlara, bizler de bütün refleksologlara, refleksoloji yapanlara, refleksolog adaylarına, haddimizi aşmadan, büyük yükseklere burnumuzu sokmadan, insanlara senin doktora gitmene gerek yok, ya ben hallederim bunlara girmeden, modern tıptan aldığımız teşhisle insanlara fayda sağlamaya çalışalım. Evet, ne mutlu size ki şu evet. anda arkadaşımız. Sadece omurilik dediniz. Evet, Bilal omurilik Bey. Aynı evet. zamanda da, şimdi bu uygulamaların içerisinde de ne var? Şimdi boyun, servikal, torakal, sakral ve koksa bölgelerinden sonra ne yaptık? Şu an ense çalışıyoruz, gene beyin çalışıyoruz. Bir mide göster bakalım. Evet. Tiroid, paratiroid çalışıyoruz. Evet, organlara zamanda. Göre de teknikler tabii, değişiyor aslında. Tabii. Evet. Bir diyafram bası görelim. Bir diyafram bası görelim. Evet. Diğer ellen, diğer ellen. Evet. Şu an diyaframı çalıştırıyoruz. Evet. Evet. Bu kadar. Bir solar plexus bası görelim. Bası, sadece bası. Evet. Orası. Bu kadar. Bir inen bağırsak, çıkan bağırsak görelim. Sol elimizle yapacağız. Şimdi sağ elinin şeklini göster. Yani bu normalde bu böyle değil. Biz kamera açısından evet. dolayı tırtılla yukarı gidiyoruz. Bu yaptığımız uygulamalardan da şeyi amaçlıyoruz, vücudun fayda görmesini ve bu uygulamaların içerisindeki kısımları. Evet. Refleksoloji uygulamaları yapılırken de, alalım böyle. Refleksoloji uygulamaları yapılırken de biz hastaya fayda. Bu yaptığımız faydalarda az önce şey çok dikkatimi evet. çekti Bilal Bey. Omurilik dediniz, pankreas dediniz, ondan evet. sonra çalışmalar, diyafram çalışmaları dediniz. Hepsinde mesela gelen hasta ben diyafram için geldim ya da omurilik için geldim. O diyemiyor. Sadece diyemiyor. Teşhis evet. istiyoruz. Teşhis istiyorsunuz. Kime gittin? Evet. Yoldan geçiyor, benim kulağımda ağrı var. Olmuyor öyle. Bize gelmeyi düşünen insanlara, yurt dışında bizim farklı bir program çalışmamız var. Hızlandırılmış programlar şeklinde hastaya göre çalışacağız. Evet. Türkiye'de de
gene hastaya göre hızlandırılmış programlar ama nasıl abartmadan ki bunlar da haftada maksimum 4 oluyor. Evet. Bazı hastalıklarda bazı kısımlarda da süre artabiliyor ve bu sürelerin içerisindeki kısımlarda kendi kendisini toplayabiliyor. Biliyor, evet. Hemen ben şunu da sormak istiyorum size. Bazı sosyal sorumluluk projeleriniz de var Bilal Bey. Biraz onlardan da bahseder misiniz bize? Şimdi bu sosyal sorumluluk projelerinde biz hep söylerim bu dünyada yarın öbür gün başımıza bir şey gelir. Derler ki bu adam ne yaptı? İşte benim kendi ağzımdan dinlesinler. Biz Kocaeli'de yetim, öksüz, kimsesiz, garip gureba ve belli bir yere kadar çalışmış, ondan sonra hasta olmuş insanlara bakan yerler var. Bunlar huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri ve sığınma evleri. Biz merkezimizdeki 10'a yakın terapist ve öğrencim ile bakanlıktan, devletimizden herhangi bir şey beklemeden 3 aya yakın bir süre gidip orada onları yerlerinde tedavilerini yardımcı olma amaçlı refleksoloji uygulaması yaptık. Çok güzel. Yani hayatımızdaki... Peki, henüz devam ediyor yalnız yapmış şimdi olduğunuz onu proje. Onu bitirdik. Bitirdiniz. O bitirdiğimiz tamam. çalışmalardan da kastımız şu. Bu kastımızın içerisinde de ne diyelim? Bu çalışmalarda biz şunları alalım. Yani biz bir noktada varız. Evet. O noktanın içerisinde tutup da insanlara şunu yapalım, bunu yapalım yardımının içerisinde değiliz. Evet. Yani bir yere kadar biz varız. Biz hep olamayız. Evet. Yani baştan sona kadar değil. Hastalar bize zaten belli bir rahatsızlığı, yani doktora gitmiş, testler olmuş, tedaviler olmuş, rahatsızlıklarıyla alakalı türlü türlü uzmanlara görüşmüş, bu şekilde geliyor. Bize sıfır gelmiyor. Evet. Biz de bu işi yapan arkadaşlar onların onu yaptığını takip ederek o yaptığımız uygulamalara da beraberinde lütfen takip edelim. Burada yaptığımız uygulamalarda da ne diyelim? Faydayı göz önünde tutalım. İnsanlara yardımı göz önünde tutalım. Ben bir numara vereceğim de ondan dolayı telefonumu istedim. Tabii, şimdi hatırlatma oldu. Almanya'dan bize özellikle ulaşmak isteyen insanlar Hakan Turan Bey'in telefonunu verelim. 0449 176 554 552 36 Bu numaradan Hakan Bey'e ulaşıp ulaşabilirler. Bunu da reklam için vermedim ha. Yani gerçek anlamda bir rahatsızlığı olanlar olursa lütfen bize ulaşsın. Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz Bilal Bey. Tabii. Sizin de çok güzeldi program. Son olarak hemen şunu da sormak istiyorum. Kitabınızı görüyorum. Biraz kitabınızdan da bahseder misiniz? Bu kitap bir şeylerin önüne kendimce, bana göre, ben bu kadar anlatıyorum ama belki de değil. Dünden bugüne refleksoloji terapi diye bir kitap. Bu kitapta refleksolojinin girişi, tarihçesi nedir, ne değildir, kimdir, kim değildir onları anlatarak bir şeylerin önüne geçmeye çalıştık. Bu kitaptan ben 1 lira gelir ve bundan sonraki kitaplarda ben kitaplarımdan herhangi bir ücret falan kabul etmiyorum. Evet. Allah'ımıza çok şükür. Oradan gelen de farklı bir yere gidiyor. Bunu okusunlar. Mesela ben kitap yazıyorum. Kaç sayfa? 60 sayfalık. Bunun yarısı bir kitap yazıyorsun. 40 sayfası anatomi, kinesiyoloji. 10 sayfası sen. 5 sayfası diğer şeyler. 5 sayfa refleksoloji yazıyorsun. Evet. Peki bunun hakkın yok ki senin. Bu hakkı kendinde bulma. Güzel bir şey yap, biz de faydalanalım, öbürü de faydalansın. Bizi dinleyen, izleyen, ekranları başındaki herkese, öncelikle bütün dünyada bizi izleyenlere, daha sonrasında Avrupa'da, daha sonrasında da Türkiye'de ve dünyanın dört bir kısmında. Avrupa'dan bahsetmişken şunu da sormak istiyorum Bilal Bey. Avrupa'ya ne zaman gideceksiniz? İzleyicilerimiz şu anda merak ediyorlar. Nasipse. Belli bir tarihiniz var mı? Tabii. Önümüzdeki salı günü belli olacak. Evet. Bizim programlarımız 2 haftalık yapılır. 2 haftalık programlarımız önümüzdeki salı belli oluyor. Sanırım Ramazan'dan önceki 1 veya 2 hafta önce orada olacağız. İnsanlara yardımcı olacağız. Yarım kalmıştı. Herkese selamlarımı iletiyorum. Bütün rahatsızlığı olanlara, problemi olanlara, rahatsızlığı olanlara geçmiş olsun diyorum. Bir faydamız olabilirse ne mutlu. Ha bize geldiniz siz, bizlik değil. Diyoruz ki siz bizlik değilsiniz, bu kadar. Refleksoloji şuna faydalı, buna faydalı, yok öyle bir şey. Evet. Yani. Çok teşekkür ederiz Bilal Bey. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı da arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. Hülya Saatçi, Esra Muti ve Erol Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, ellerinize ayaklarınıza sağlık.
Size de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. İnşallah bir dahaki programımızda tekrar farklı konularla görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Nasıl? Evet sevgili izleyiciler, az sonra sizlerle genel cerrahi uzmanı Kadir Uskoa ile birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz.